hoş geldin. Şimdi sana soru sıfatıyla soru zamiri ikisini ayırt etmeyi öğreteceğim. Hazır mısın? Soru sıfatı ve soru zamiri. Şimdi bak, şuraya soru sıfatı diyorum, tamam mı? Buraya da soru zamiri diyorum. Soru zamiri diyorum. Ve bu konuya başlamadan önce sana en can alıcı bilgiyi söylüyorum. İyi dinle. İyi dinle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bak buraya, soru anlamı zarfla sağlanmış? Çok iyi dinle. Şu soru anlamının altını iyi kazı. Arkadaşlar, aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmış, soru anlamı zamirle sağlanmış dediğinde önce ne yapman gerekiyor? Şıklarda mı, mi, mısın, misin var mı, buna bakman lazım. Mı, mi, mısın, misin. Biz bunlarla soru sorar mıyız? Evet. Peki biz bunlarla soru sorduğumuzda ne olacak? Bunlarla soru sorulduysa soru anlamı edatla sağlanır. Tamam. Eğer ki bir cümlede mı, mi, mısın, misin bunlarla soru soruyorsanız soru anlamı neyle sağlanır? Edatla sağlanır. Sakın unutmayın. Soru anlamı edatla sağlanır. İyi dinle. Bak çok önemli. Bir cümlede soru anlamı sıfatla, soru anlamı zamirle, soru anlamı zarfla sağlanmıştır diyorsa, yani sana soru anlamı diyorsa önce ne yapacaksın? Mı, mi, mısın, misin arayacaksın. Şıklarda mı, mi, mısın, misin varsa bunları hemen eleyeceksin. Çünkü burada soru anlamı neyle sağlanmış oluyor? Edatla sağlanmış oluyor. Sana bir kere en şahane bilgiyi şu an verdim. Peki hocam, cümlede mı, mi, mısın, misin yoksa ne yapacağız? Peki hemen bakalım. Mı, mi yoksa ne yapacağız? Şimdi sıfat nerede oluyor? Sıfat ismin önünde oluyor. Soru bildiren kelime. İsmin önüne girirse ne olur? Sıfat olur. Soru bildiren kelimeler ne? Hangi? Kaç? Nasıl? Ne? Ne kadar? Bunlar soru bildiren kelime mi? Evet, bunlar soru bildiren kelime. Bunlar bir ismi önüne gelirlerse ne oluyorlar? Bunlar ismin önüne gelirlerse soru sıfatı oluyorlar. Peki bunlar soru bildiren kelimeler. İsmin önüne gelmesin, tamam mı? İsmin önüne gelmesin. Bunlar ek alırsa, iyi dinle, ek alırsa ismin yerini tutarsa, hatta bunlarla isim tamlaması da oluşturabilirsin, ad tamlaması da oluşturabilirsin. Bunlarla tamlama, isim tamlaması oluşursa, bunlarla isim tamlaması oluşturursa, bu yazdığın soru bildiren kelimelere ne diyeceksin? Zamir diyeceksin. Hadi bir daha söylüyorum. Soru bildiren kelimeleri tahtaya yazdım. Nelermiş onlar? Hangi, kaç, nasıl, ne, ne kadar? Bunlar ismin önüne gelirlerse ne olurlar? Sıfat olurlar. İsmin önünde olursa sıfat olur. Peki bunlar ismin önünde değilse, bunlar ek alırsa, isim tamlaması yaparsa ya da ismin yerini tutarsa ne olurlar? Zamir olurlar. Hadi örnek verelim. Hangi ev sizin?
kullandım. İsim tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olursa bunlar ne diyecekmişsin yine? Soru zamiri diyeceğiz. Peki şöyle deseydim. Hangi ev bizim? Biliyor musun? Bu yazdığım son örnekte soru anlamı neyle sağlandı? Arkadaşlar bakın. Bu evlerden ya da hangi ev bizim biliyor musun dediğimde soru anlamı neyle sağlandı? Mısınla. O zaman diyeceğim ki soru anlamı edatla sağlandı. Peki bu yazdığım cümlede hangi ev bizim biliyor musun? Bu cümlede soru sıfatı var mı dersen? Evet var hocam diyeceğiz. Hangi evdeki hangiye soru sıfatı diyeceksin. Ama soru anlamı sıfatla değil, soru anlamı neyle sağlandı? Edatla sağlandı. Peki, bir örnek daha. Buranın ekran görüntüsünü muhakkak almışsınızdır. Şöyle ben bir kenara geçtim. Şimdi bir örnek daha veriyorum. Şurayı siliyorum. Bir örnek daha. Evet. Mesela sınava kaç öğrenci girdi? Sınava kaç öğrenci girdi? Öğrenci isim. Kaç öğrenci dediğinde burası nedir? Burası soru sıfatıdır. Kaç öğrenci? Peki şöyle desek sınava kaçı girdi? Soru bildiren kelime kaç kelimesini? Evet, bu sefer ne yaptım buna? Ek getirdim. Ek gelince ne oluyor? Zamir oluyor. İsim tamlaması için de kullanayım. Öğrencilerin kaçı sınava girmedi diyelim. Öğrencilerin kaçı sınava girmedi? Öğrencilerin kaçı? İsim tamlaması değil mi? Öğrencilerin kaçı? Belirtili isim tamlaması. Şurası tamlayan eki, şurası da aynı zamanda iyilik eki. Öğrencilerin kaçı? İsim tamlamasında kullandığında yine ne oluyor? Zamir oluyor. Peki şöyle desek, sınavdan kaç aldın? 50, 100. İsmi yerini tutuyor mu? Tutuyor değil mi? Kaç aldın? O puanın yerini tutuyor değil mi? İsmin yerini tuttuğu için yine ne diyeceksin? Zamir diyeceksin. Soru bildiren kelime ismin önüne geldi, sıfat oldu. Kaç öğrenci sıfat. Soru bildiren kelime ek aldı, zamir oldu. Kaçı. Soru bildiren kelimeyle tamlama yaptım, isim tamlaması yaptım, zamir. Öğrencilerin kaçı. Soru bildiren kelime ismin yerini tuttu, zamir. Peki şöyle desek. Sınava kaç öğrenci girmiş? Öğrendin mi? Sınava kaç öğrenci girmiş öğrendin mi? Soru anlamı, bu cümlede soru anlamı neyle sağlanmıştır dersen soru anlamı dediğim için ne yapacağız? Mı'ya bakacağız. Mı ile bir soru mu soru anlamı? Evet. Mı ile mi sağlanmış? Evet. O zaman diyeceksin ki soru anlamı edatla sağlandı. Kaç öğrenci dersen, burada da sıfat var mı? Evet. Soru sıfatı var. Ama soru anlamı sıfatla değil, edatla, mı ile sağlandı. Nazcığım kaç dakika olmuş? 10 dakika 38 saniye. Tamam. Şimdi arkadaşlar, o zaman bir tane daha örnek vereceğim. Yine çok önemli örneği vereceğim. Sevgi burada. Evet. Arkadaşlar, ne ile ilgili örnek vermek istiyorum, tamam mı? Ne? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun?
neyi arıyorsun? Neyi arıyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu olanlar da neyin nesi? Neyin nesi? Seni üzen şey ne? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne geziyorsun? Boş boş ne oturuyorsun? İyiyim. Ne iş yapıyorsun? İş kelimesi isim mi? Evet. Ne işlediğinde ismin önünde mi? Evet. İsmin önüne gelmiş. Hatta hangi anlamda kullanılıyor? Hangi işi yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne iş? Ne diyeceksin buna? Sıfat diyeceğiz. Soru bildiren ne? Soru bildiren ne? İsmin önüne gelirse ve hangi anlamını katarsa ne oluyor bu? Sıfat oluyor. Ne iş yapıyorsun? Ne gün geleceksin? Ne tür sorular çözüyorsun? İsmin önüne gelirse sıfat olur. Peki. Soru bildiren kelime. Ne kelimesi? Ek mi almış? Evet. Neyi? Hareke almış. Hareke aldı. Buna ne diyeceksin? Zamir diyeceksin. İsmin yerini tutuyor yani. Hareke neler alır? İsimler alır. Soru bildiren kelime hareke aldığında ne olur? Zamir olur. İsmin yerini tutar. Neyi arıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ek aldı mı? Aldı. Ne diyeceksin bunlara? Zamir diyeceksin. Peki burada ne yaptım? Bu olanlar da neyin nesi dedi? Neyin nesi? İsim tanımlısını yaptım. İsim tanımlısında kullandım. Her ikisine de zamir diyeceksin. At tanımlısında kullanılınca zamir diyorsun. Unutma. Aşağıdaki cümlenin hangisinde tanımlayalı ve tanımlananı zamir olan bir at tanımlısı kullanılmıştır diyecek. Neyin nesi? At tanımlısı yaptım. Peki ikisine de ne diyeceksin? İkisine de zamir diyeceksin. Bu da zamir, bu da zamir. İkisi soru zamir. Seni üzen şey ne? Dersler. Arkadaşlarım. Mesela. İsmin yerini tutuyor mu? Tutuyor. O zaman buna ne diyeceksin? Buna da yine zamir diyeceğiz. Hazır mısın? Şimdi. Ne bakıyorsun? Niçin bakıyorsun? Ne gülüyorsun? Niçin gülüyorsun? Tamam mı? Yerine niçin getirebiliyorsan, neyi gördüğün yere niçin getirebiliyorsan, buna da ne diyeceksin biliyor musun? Buna da zarf diyeceğiz. Yerine niçin getirebildiğiniz kelimeler de zarftır. Neden dinlemedin? Niçin dinlemedin? Niye ağlıyorsun? Niçin ağlıyorsun? Ne diye beni aramadın? Niçin beni aramadın? Bunları da zarf diyeceksiniz. Arkadaşlar, şöyle bir size soru sıfatı soru zamiri anlattım. Çok güzel nokta dışı bilgiler verdim. Yorumlar kısmında takıldığınız bir soru olursa yazabilirsiniz. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. O zaman beğeniyoruz, takipte kalırız.